Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Bugün e, yeni bir oyuncu kulaklığının kutu açılımı yapacağız Daha önce bir kulaklığım vardı biliyorsunuz ki Onu da göstereceğim birazdan ne oldu diye e, O bozuldu ben de bunu kullanacağım artık bundan sonra Yeni kulaklığı da e, bir site aldım Onu da göstereceğim size Zaten oyuncuların hani e, en çok uğradığı site diyebilirim onun için Evet eski kulaklığım gördüğünüz gibi Logitech G430'du Gayet memnun oldum hiçbir sıkıntısı yoktu ama bundan bir sağ tarafından ses gelmiyordu. Ben de bunu bir gittim tamirciye verdim. O da ne yaptı? Mikrofonu iptal etti. Ama yine sağdan ses gelmiyordu. Dokununca geliyordu. İçinde kablolarda sıkıntı vardı. Ve bunun kabloları da çok ince olduğu için hani bağlanması gerçekten zordu. Ben de bunu iptal ettim. şöyle gör Şurada görüyor musunuz? Bilmiyorum da çok kötü. Belki ben sonradan fotoğrafını eklerim. da zaten. İşte bu Anlayacağınız kadarıyla böyle gitti. Bu da eskisinin bu arada ses kartı 7.1 olduğu için. Evet yeni aldığım kulaklık ise HyperX Cloud 2 gördüğünüz gibi şöyle kutusunda. Ee, şöyle arka tarafı ya da ön tarafı artık bilmiyorum size göre. Hani şöyle bir kutuda geldi bana. Ve ben bunu aslında 2 haftadan beri kullanıyorum. Ama bugün kutu açılımını çekiyorum. Hem test ettim hem de biraz oyalandım açıkçası. Ee, bunu bugün açacağız bakalım neler varmış içinde. Tabi ben daha önce açtığım için şöyle direkt e, kutusunda zaten direkt böyle çıkartıyorsunuz. Hani öyle bir şey yok yani ama içindeki kutu gayet güzel. Şöyle çıkaracağım. Şöyle bir kutu çıkıyor içinden. Bakın gerçekten bu güzel. Hani tasarım olarak ben beğendim. Tabi size ters gözüküyor da. Yani şöyle bir kutu var. Ee, bunu açacağız şimdi bakalım içinde neler varmış. Evet şöyle kutuyu aldık ve açtığımızda şöyle bir manzara karşılıyor şu kartları atalım içinden. Evet tam böyle. Bunun ilk geldiğinde de kutu kutusu var onu da gösteririm. Şu an ekrana fotoğrafı geldi. Ee, bu gördüğünüz gibi sadece böyle bir kutu ee, ama gerçekten iç tasarımı güzel yani. Güzel yerleştirmişler. Logitech'in böyle değildi ben geldiğimde. Bu arada ben bunu ince Hesap üzerinden aldım. Zaten tüm oyuncuların kullandığı bir site bu. Yani oyuncular için en güvenilir, en ucuz site diyebilirim bu ince Hesap için. Ee, orada açıklamada link var. Eğer siz de bunun gibi bir kulaklık almak istiyorsanız ya da başka bir kulaklık almak istiyorsanız ee, onu da açıklamadan alabilirsiniz. Onun linkini koyacağım. Şimdi öncelikle geldik. Şöyle iki tane yedek parça çıkıyor gördüğünüz gibi. Bunun dışında şöyle ana kulaklığımız var. Eee... Bunun kablosu var, bir de ayrı olarak ses kartını göreceğiz birazdan. Yani bunu direkt böyle takarsanız, şöyle hani 7.1 olmadan kullanıyorsunuz ama biz 7.1 kullanacağız. Çünkü biz bunu 7.1 için aldık. Ee, bunun dışında şurada bir PlayStation dönüştürücü var. Ee, PlayStation için galiba, bilmiyorum da öyle yazıyordu. Ee, odaklamadı da siz gördünüz. Ee, ayrı olarak mikrofonu ayrı böyle gördüğünüz gibi. Bu mikrofonun ayrı olması benim için çok iyi. Çünkü ben normalde mikrofon kullanmıyorum. Onun dışında hani bir şey yok şöyle boşaldığı için tabi şurada bir kablosu da var bunun içinde özel olarak böyleydi galiba hatırlamıyorum da iki haftadan sonra evet bunun içinde 7.1 ses kartı var şöyle ayrı olarak bu da 7.1 ses kartı bunu direkt bilgisayara USB olarak şuradan takacağız ve çalıştıracağız artık göreceğiz bakalım hani ses kalitesini ben ölçtüm ve denediğime göre bu HyperX Cloud bence Logitech'ten falan daha iyi. Hatta hani bu bütçede ve en iyi bütçelerde en iyi kulaklık diye birim bunun için. Kulaklık alacaksanız kesin öneririm. Bunun dışında almayın bence yani. Bunun dışında kulaklığın bir özelliği var. Bakın şöyle durunca ses dışarı geliyor. Ama bunları yani şöyle kafanızda birleştirdiğinizi düşünün, şöyle taktığımı düşünün. Bakın böyle olunca, öyle takınca ses dışarı gelmiyor. Yani sesi dışarıdan duymuyorsunuz ve dışarıdaki insanlarda sizi duymuyor büyük oranla. Yani ben hiç duyduğunu görmedim. Hani oyunlarda en iyi ses kasabileceğiniz bir kulaklık diyebilirim bunun için. Tabi şimdi deneyeceğiz hani ses geliyor mu gelmiyor mu. Siz kameradan yaka mikrofonundan duyacaksınız ya da normal mikrofondan. Ee, bakalım şimdi bunu bir bilgisayara monte edelim sonra gelelim. Evet hani demiştim ya kulaklığın kurulumunu anlatmayacağım bu arada. Ee, direkt olarak kayıt hani kurduktan sonra zaten miksere takıyorsunuz orada otomatik kuruyor her şeyi ee, kurduktan sonra dedim ya hani dışarı ses vermiyor ya da sizi dışarıdan duymuyorsunuz diye onu bir deneyeceğiz. Evet şu an e, NCS e müziğini açacağım. Bilgisayardan ses duymayacaksınız. Sadece kulaklıktan duyacaksınız. Yani mikrofon alacak sesi. Bakın şu an kulaklık kafamda. Tamamen kapalı ve şu an dinliyoruz son ses. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Bakın duydunuz mu? Yani ses gelmiyor buradan. E, geliyorsa da çok çok az geliyordur. Şu, şu an ben duymadım için dışarı. Bir de şimdi kulaklığı tamamen kafamdan çıkaracağım ve öyle deneyeceğim. Bakalım şimdi nasıl olacak. Evet şimdi çıkardım. Gördüğünüz gibi şu açık. Bakın şöyle açtım videoyu. Bakın. Şöyle kapatıyorum. Müzik kesiliyor. Açıyorum. Müzik geliyor. Yani benim anlatacağım bu. Ee, ben bu özelliğini çok sevdim açıkçası. Hani hem işime de yarar e, dışarıdan ses gelmez ya da ben dışarıdan ses duymam. Ve hani oyuncular için vazgeçilmez bir şey. Eğer almak istiyorsanız kesinlikle bu kulaklığı öneririm. Zaten açıklamada linki var. Ee, o zaman bu kutu açılımı bu kadardı umarım. Hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.